Evet değerli dostlarım, şu anda Burdur'a bir dönem belediye başkanı yapmış efsane başkanlarımızdan. Yazdığı şiirlerle insanların kalbine taht kurmuş. Bir sürü eserler bırakmış. Değerli başkanımızın oradayız, konuk olduk. Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Adım Çetin Bozcu. Burdur'da Akın Mahallesi'nde, daha doğrusu dört mahallenin birleştiği Akın, efendime söyleyeyim, Gödallar Mahallesi, Yenice Mahallesi ve Kuyu Mahallesi'nin ortasında doğmuş Burdur'un bir evladıyım. Ben 1937 doğumluyum. Babam Mustafa Bozcu, zamanında Dokumacılar Kooperatifi müdürlüğü yapmış, büyük mücadeleler yapmış, isim yapmış bir insandır. Efendime söyleyeyim, eşim de Burdurlu Toklulardandır. O da kalabalık bir aile. İlkokulunu, Cumhuriyet İlkokulu'nu mezun oldum. Sonra Burdur Sanat Enstitüsü'nü bitirdim 1955 yılında. Şeker fabrikasında bir müddet çalıştım. Ankara'ya gittim. Burdurlu Ethem Özkaragöz isminde bir mühendisi buldum traktör fabrikasında. Orada çalıştım 6 ay. 6 ay sonra o büyük fabrikanın şef yardımcısı yaptılar beni. Çünkü Amerikalılar vardı. Bir sürü denemeler idareciler yaptı. İşçiler isyan etti. Tek başıma o fabrikada işleri durdurmadım. Sonra oradan ayrıldım. Biraz boşta geldim. Süleyman Demirel'in Devlet Suçları Genel Müdürü olduğunu duydum. Ve ona müracaat ettim. Sağ olsun o da beni 1957'de Devlet Suçları'na aldı. Orada çalıştım. Proje İnşaat Dairesi'nde, Makine İkmal Dairesi'nde çalıştım. Ondan sonra askerlik için İzmir'e gittim, Yedek Subay Okulu'nda. Efendime söyleyeyim, Ankara'da Hava İkmal Merkezi'nde yedek subaylığı yaptım. Sonra tekrar müracaat ettim. Devlet Suçları'nın bölge müdürü Abdurrahim Erdem Antalya'ya görüştük. Antalya'ya gel dedi. Orada işe başladım. Antalya'da İkmal Şefi olarak göreve başladım. Bir sene sonra falan Burdur'un şube açılması için dostlarıma, milletvekillerime ricada bulundum. Ve Burdur'a şube kuruldu. Ve ilk defa Burdur Şubesi'ne tayin oldum. Burada bir Özdemir Karababa vardı müdür. Bir de ben vardım. Bir de şoförümüz Ahmet Hakkı vardı. Bir de hizmetlerimizi gören Naci Usta vardı, sinemacı. İşte o şartlarda çalıştık. Burdur'un bütün köylerinde ne kadar su işleriyle ilgili hizmet varsa hepsini koştuk. Bir sürü mücadeleler yaptık. En azından Karaçal Barajı'nın dahi yapılmasında büyük emeklerim oldu. Ama bunu kimse bilmez. Dolayısıyla belediye başkanı olma işini bana rahmetli Zeynel abinin Tonguç efendimesi öğretti. Gel dedi, seni yardımcı yapayım dedi. Sen de çalışkan bir insansın dedi. Orada da Plaj Evleri Kooperatifi Başkanıyım, çeşitli derneklerde çalışıyorum, yüzmeyle ilgili ajanlıklar yapıyorum. Sosyal bir hizmetlerim vardı. Netice itibariyle dediler ki ya sen neye reis vekili olacaksın? Zamanla geldiği zaman reis olursun dediler. Biz de kafamıza taktık, çalıştık, arabaya taş koyduk, biz bu yola baş koyduk diyerek reis olmaya karar verdik ama bu iş çok zor. CHP'nin oyları 3000 fazla. Mümkün değil onu aşmak. Bir de üstelik Burdur'un en büyük bürokratını karşıma getirdiler. Ama ne olursa olsun Allah razı olsun ben belediye başkanlığını kazandım. Çok büyük bir sürpriz yaptım. Hatta Süleyman Demirel'e gittiğim zaman dedi ki ya Çetin dedi, büyük bir başarı sağladın dedi. Tabi Burdurlular beni sevdi. Kışların 630 oyunu 600'ünü aldım. Değirmenler Mahallesi'nde CHP'ye çıkan üyelerde hep
oyları ben aldım. Bağlar Mahallesi'nde bir sürü dostlarım benim yardımcı oldular. Çünkü bende bir şeyler olduğunu hissettiler. Belediye meclisi üyeleri de hepsi de tanınmıştı. Belediye başkanı olduk. Ama tabii kolay değil yani. Hepsi tecrübeli büyük abiler. Çok sıkıntılar çektik. Grevler, sıkıntılar. Hepsini açtık. Orada da bakan oturmadan Ecevit iktidar oldu. 9 tane milletvekiliyle iştirak etti. Bütün daireler kapandı. Beni seven daire müdürleri, arkadaşlarım hepsi aman bize gelme. Bizim başımızı derde sokarsın dediler. Ne araba var, ne inşaat makinesi var, ne su var, ne elektrik trafoları doğru dürüst çalışıyor. Her taraf çamur içerisinde, imkansızlıklar içinde ve tabii disiplin görmemiş belediye personeli de aynı şekilde. İşin içine girdik, çok mücadeleler verdik. Hepsini hallettik, grevi efendime söyleyeyim, bitirdik. Almanya'ya gittik, 11 bin mark para topladık. Oradaki işçiler kendi imkanı toparladı. Araç gereç getirdiler, kamyonlar, her şeyler aldık. Ama tabii iktidar değiştiği için bize yardımcı olmadılar. Yerel Yönetim Bakanlığı'na gittik. O dedi ya sen hangi partilisin dedi. Ben de Adalet Partisi'nin deyince ne verdiniz de ne yüze geldin dedi. Sonra orada üzüldüm, ağladım. Müsteşar imiş. Efendi birisi geldi. Başkan ne ağlıyorsun sen dedi. Çünkü ümidim kesilmişti. Bir şey yapamıyorduk. Vatandaş ayağının çamuruyla geliyor. Bağlar Mahallesi, Cemil Mahallesi çamurdan geçilmiyor. NATO tarafları var. Her taraf gece kondulaşmış. Netice itibariyle sen üzülme dedi. Benim işim Antalyalı. Ben sana yardım ederim dedi. Ve bu şartlarda kapıları açtık. İktidar milletvekillerine de onlar da destek vermediler. Açık konuşuyorum yani. Engel oldular yani bizim hizmetlere. Fakat kendi gayretimle, kendi arabamı bir sene kullandım 124 burada. Makam arabası bile yoktu. Dolayısıyla efendime söyleyeyim, neticeye ulaştık. Yem fabrikasını bitirdik. Halı sarayını yaptık. Toplu konut için yerler istimlak ettik. İhalesini yaptırdık. Burdur'un altyapıları, elektrik, su, yollar, her taraflarına girdik. En fazla sevindiğim hizmetim, geçen gün Bağlar Mahallesi'ne gittim. Kanlıkuyu'nun altı apartman olmuş. İşte oralar gece kondu bölgesiydi. Ağladım yani. O bir şerefti benim için. Sonra NATO'nun üstüne gittim. Herkes orada senin hizmetlerini biz unutmuyoruz dediler. Ve neticeye de 12 Eylül oldu. Bizi aldılar. Herkes ne yaptın diye mesela bize yani sempatik bakmamaya başladılar. Başka çarem yoktu yani. Bu yaptığım hizmetler benim 1,5 sene daha vardı yani. 2 sene 9 ay belediye reisi yaptım. Ondan sonra efendim mesela tam bizim biliyorsunuz yani iktidardaki CHP'li belediye başkanları seçim zamanı bir kaldırım yaparlar. Burdurlar efendim mesela mutlu olarak oraya oy verirler. Dedim ben en sonunda 1,5 senem var. Orada yolları, belleri, çiçekler bilmem neler yapar. Ve Burdur'un altyapısını kurtarmış ve istihdama dönük iş sahası açıcı efendime yerleri bitirdik. Organize sanayiler falan. O süslemeyi, pislemeyi yaparız dedik ama ihtilal olunca orta yerde kaldık. Ne efendim efendim açtığımız yolların açılışını yapabildik. Ne fabrikaların açılışını yapabildik. Ne Halı Sarayı'nın açılışını yapabildik. Hiçbir şey yapılmadık. Hala yani efendim efendim başka çare yok. Mücadele verdim. Seçimlerde konuşarak bunlara yaptığımı söyledim. Kitaplar yazdım. Gazetelerde yazılar yazdım. Yani benim var olduğumu ve Burdur'un her sorunu ile ilgilendiğimi, Burdur Gölü'nden tutun Samlık Tepesi'ne kadar, Garisegir'den tutun ta Kışla'ya kadar efendime söyleyeyim hizmetler yaptım. Kışla'nın suyu yoktu. Oradaki bacalarımız kovalarla iki çeşmeden su çekerlerdi. Kolları uzardı. Ama oraya suyu götürdük. Elektriği götürdük. Her tarafa bir güzellik verdik.
Tam böyle Sefa süreceğimiz zaman ihtilal oldu. Ondan sonra kendi ekmek dalgamıza baktık. Çünkü 1 lira param vardı ihtilal günü. Para yok, pul yoktu. Ama bugünüme şükür artık yaşım ilerledi. Bugünlerde bana çok itibar gösteriyorlar. Hatta adımı da Efsane Belediye Başkanı diye taktılar. Ve mutluyum yani. Evet. Sayın Başkanım, herkesin kalbinde, gönlünde yer alan bir şiir kitabınız, şiiriniz var. Sen ne bilirsin Bordrum diye. Bu şiiri yazarken hangi duygularla yazdınız, öğrenebilir miyim? Şimdi benim temel destekçilerim tabandaki esnaf, garibanlar, efendime söyleyeyim. Burada da biliyorsun hep lakaplar vardır yani. O lakapları da kitabımda yazdım yani. Mesela Goskoslar vardır. Şapşak Süleyman vardır. Bir sürü isimler vardır. Yılan Kırkanlar vardır. Bunlar da bir kültürdür yani. Burdur'un özünde, efendim mesela kimdir Burdur'da? Efendim yani Kınalı Yörükler falan değil. Burdur'da çevreden gelen göç edenler var. Efendim mesela. Dolayısıyla Singirgent'ten buraya bir sürü aile gelmiş 1820'de. Onlar Burdur'un en büyük tüccarları olmuş. Gazi Caddesi'ne bakarsanız onların hep böyle efendime söyleyeyim apartmanlarını görürsünüz. Ve netice itibariyle Burdur'da belediye başkanlıkları da yapmıştır. Bir misyon vardır Burdur'da. Bir ağalar vardır, bir beyler vardır. Bir de bizim gibisi efendime söyleyeyim. Benim haberiyle yorganlıklar vardır. Yorganlılar vardır yani. Netice itibariyle bunlar da büyük nüfus teşkil ederler. Hepsini toparladık. CHP'leri rica ettik. Arkadaşlarıma rica ettik. Eşimin sülalesi Halk Partiliydi. Efendime söyleyeyim. Herkesten oy aldık. Ve o seviyeye ulaştık ama önümü kestiler. Önümü kestiler. Bir dönem daha belediye başkanı olsaydım çok şeyler yapacaktım. Mesela bu göldeki deniz motorlarını, yelkenlilerini, su sporlarını, balıklarla da her şeyle uğraştım Burdur'un. Evet. Her şeyiyle uğraştım. Ama nasip değilmiş. Gene seviyorum. Gene uğraşıyorum. Gene mesela bir hastanenin yapılması için yem fabrikasının karşısındaki askeriye 90 senene verilen arazinin efendimiz belediye üzerine geçmesinin imzasını benim kalemim sağladı. Oraya Burkent'in olduğu yerlere falan ben Emlak Kredi Bankası'yla %15 toplu konut ihaleler yaptırdım. Çünkü 1979'da Demirel iktidar alınca boyuna telefonu derdi. Oğlum Çetin acele et acele et. Isparta 5000 tane ev yapmış Burdur bir tane toplu konut yapamamış. Neticeyle oraya istimlak ettik. 18 Eylül 1980'de ihalesi yapıldı. Ama ne oldu? Kenan Evren orayı iptal etti Sayıştay'dan. Dolayısıyla Burdur 30-40 sene onlar boş kaldı. Oralar belediye binası Halı Sarayı boş kaldı. Sonra benden sonra gelen belediye başkanları ilgilenmediler CHP'liler. Sabahattin'e rica ettik. Oraları düzeltti. Şimdi Burdur'da iyi bir belediye binası var. Efendim toplu konutlar yapıldı. Şimdi oradaki yeni toplu konutlar yapmaya başladılar. Oradaki binaları yıktılar öyle yaptılar. Kim yapar? Yeniden arsalar bulup büyük büyük insanlara binlerce insanlara toplu konut yapmamız lazımdı. Isparta bunu yaptı. Isparta büyüdü. Ama Burdur maalesef büyümedi yani. O bakımdan inşallah iyi olur yani. İyi olur. Allah herkese bu memlekete hizmet etmek isteyenlere kuvvet versin, imkan versin. Bir de araştırmalarınızda Burdur'un tarihiyle ilgili bir takım araştırmalar yaptınız değil mi? Şimdi halk arasında bilinen, yanlış bilinen şeyler var. Mesela Kınarlı mısın diye sorduğun zaman adam bunu sanki bir hakaretmiş gibi algılayıp bunun bir Yörüklerin ismi olduğunu, bir aşiret ya da olduğunu bilmeyenler var. Bu konu hakkında bilgi verir misin? Mesela bir örnek vereyim. Herkesin Deli Baba diye bildiği kişinin aslında Divan Baba olduğunu çoğu bilmiyor. Bunlar bir açıklık getirebilir misiniz? Şimdi Burdur'da maalesef eski bilginlerden dolayı fazla bir yatırım yok. Dört ayaklı tekkesi var. Efendime söyleyeyim.
Ve aşağıdaki efendim mesela var, Kelleci Kuyusu'nun orada dedeler var. Hı hı. Ondan sonra bir de mesela Rami Sultan Türbesi var. Hı. Evet. Ama biz İsparta'da olduğu gibi Mimar Sinan'ın eseri yok burada yani. Açık konuşmak lazım sana. Burdur'da 1820'de Seyirgent'ten 300 hane gelmiş padişahın emriyle ve kadılık etkisiyle. İşte ben o sülaledeyim. Onların kökü de Dulkadiroğullarından, Adana'dan. Zaten Anadolu'ya gelen insanların hepsinin özünde yörüklük var yani. Tabii dağlarda çadırlarla, koyunlarıyla, kuzularıyla, yastıklarının altındaki silahlarla efendim mesulüm Orta Asya'dan buraya gelmişler. Bir saldırı oldu mu hep beraber birleşmişler ve Anadolu'ya gelmişler. Allah razı olsun. 1072'de Alparslan'da Anadolu'yu Türkleştirmiş. Artık burası böyle bizim ucuz kazandığımız bir yer değil. Her toprağı kazsan bir Türk'ün kanı çıkar bu Anadolu'da. Burada da böyle yiğitler var. Mesela dedelerimizin çoğu Çanakkale'de şehit olmuş. Arabistan'da şehit olmuş. Dolayısıyla ben de burada rahatlıkla söylüyorum. Bir kanat önderinin torunuyum. Geniş bir sülalem var. İkinci Murat Hüdavendigar'ın yetki verdiği bir ailenin çocuğuyum yani. Öyle sıradan değil yani. Bir sürü mürid olan bir kanaat önderin, bir inanç önderin soyundan geliyorum yani. O bakımdan Burdur'da efendime söyleyeyim yörükler vardır ama onlar efendime son zamanlarda dahi bucak tarafında kalmıştır. Onlar da bu memleketin evladıdır. Yalnız şunu söyleyeyim, bütün yörükler birleşerek daha şimdiye kadar atlarını duyurmamışlardı. Bu Yörük Dernekleri kuruldu. Ben hoşuma gitti işte. Yörük Dernekleri bir parti gibi yani. Her inançtan insan var. Her inançtan atasını, efendimizin babasından kalan eski eserleri, kazmaları, kürekleri, yatakları, yorganları, saçları, senetleri muhafaza ediyor yani. Bu yörük kültürü bizi bu hale getiren bir kültürdür. Ona hayranız. Bunları da ilerleten, hatırlatan bütün yörüklere, Urdur'daki yörüklere, bu kardeşime, beni ziyarete gelen kardeşime minnettarız. Bu yörüklük inancı bizi Atatürk inancına götürüyor yani, haberiniz olsun. Ben onlarla gurur duyuyorum. Şimdi başkanım, geçmişte yaşamış ve çok tecrübeli olan bir insansınız. Gelecek nesillere, yani biz gençlere ve bizden sonrakilere bir mesajınız var mıdır? Vallahi şunu söylemek istiyorum. Burdur'da bir sürü akıllı adam var. Üniversite okumuş adam çok. Artık yani Burdur'da şeyler yapılmalı yani. Burdur körü körüne bir yere gitmemeli yani. Sakın yanlış anlamasınlar. Ben aşırı partili değilim. Ben her partiden oy aldım. Ama Burdur kaldırım yapanlara efendime söyleyeyim. İşte Atatürk başımızın tacıdır. Sanki bir partinin malıymış gibi Atatürk'ü benimsiyorlar. Biz hepimiz de Atatürkçüyüz yani. Dolayısıyla nasıl bir Isparta, nasıl bir bucak, nasıl bir denizli çevre iller, hangi partiye iktidar oldu, o partiden belediye başkanlarını seçtiler. Biz inadına sanki yani Burdur'u Cumhuriyet Halk Partisi kurtaracakmış gibi fedakarlık yapıyorlar. Olmaz ya arkadaş. Yani biraz da zamana uyarak memleket nereden yatırılmalısa, belediyenin imkanları yok ki fazla. Devlet yardım yapılırsa buraya hastane yapılacak. Efendim mesela okul yapılacak. Bu göl felaket olmaktan kurtulacak. Şimdi ben Burdur'da göl kenarında oturuyorum. Vallahi üzülüyorum yani. Her tarafta beyaz tozlar geliyor. Efendim mesela kumlar geliyor. Bu gölgen başımıza bela olacak Allah saklasın. Onun için gençler Burdur'a sahip olsunlar. Birleşsinler. Sen şu partilisin, ben bu partilisin demesinler. Hem vallahi hem billahi yemin ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partililerin çoğunun oyunu aldım ya. Hepsi severler beni ya. Ben ayırdım etmedim sen şu partilisin demedim yani. O bakımdan
artık birileri de artık parti fedakarlığı yapmasınlar. Varsın başkaları yapsın. Bugün bir Osman Bölükbaşı vardır. Belki gençler hatırlamaz. Bir miting yaptı. Bu on binlerce insan birleşirdi. Ama hep aykırı giderdi. Ne oldu biliyor musunuz? Kırşehir'i ikiye böldüler yani. Nevşehir, Akşehir diye. Dolayısıyla Burdur'un artık Isparta'nın, Bucağ'ın, Denizli'nin yanında bir köy olarak kalmasını tahammül edemiyorum. Üzülüyorum yani. Sabah gittiğim zaman bana tıp fakültesinde niye hastane yaptırmadın diye çatırlar. Ben ne yapayım arkadaş ya? Ben devlet değilim ki. Dolayısıyla yani hastane kalabalık, üst üste insanlar, efendime söyleyeyim, felaket. Ya bir hastane dahi yaptıramadık. Mesela Isparta ile diyalog kurmak için trenleri getirdik. Rayların kapasitesini yükselttik. Ispartalılar daha yeni yaptı. Oradaki organo sanayi, Isparta organo sanayi, efendime söyleyeyim, dokuma fabrikaları, sanki yani böyle iş sanayi olsun, Isparta Burdur birbirleriyle diyalog kursun diye trenleri kaldırdılar. Isparta Burdur arasında trenler. Yani şimdi oradaki dokuma fabrikası kapandı. Yok, göl kirleniyormuş da. Zaten o göl kirlenip de oraları kapattıranlar gelsinler artık bu gölün bu felaketini görsünler. Hayatımızla oynuyor bu gölün tozları, pisleri, kanserojen atıkları. Onların çaresine baksınlar, birlik olsunlar. Ve Burdur'a bu gölün tekrar bir kaynaktan desteklenmesi ve su seviyesinin yükseltmesini sağlasınlar. Burdur zaten turizmde zengin ama oraları da tanıtarak oraları efendimizin cazibe haline getirmesi lazım. Eski eserler sağ olsun olsun, Kıbrıs'a olsun gösterdik eserleri efendimizin iyice tanıtıp oralara yatırımlar yapması lazım. Salda Gölü'nü mesela yapılacak daha yeni. Salda Gölü yeni mi biliniyor yani? Dolayısıyla Burdur Gölü'nün etrafı güzel plajlarla olsa kötü mü olurdu? Bak, hava meydanının olduğu yere hava okulu kuruldu. Ben dedim gelin dedim. Oradaki personelle konut meselesi vardı. Askerinin burada 300 dönüm arazisi var. Orayı dedim bina yapın. Arada bir kayık koyarak efendim mesela Isparta Hava Meydanı'na Sengir'e veyahut da personel gelsin gelsin oradaki imkanı kapalım dedik. Yani bütün devlet imkanlarını kaçırdık. Burdur'u da gariban hale getirdik.